Harika bir güne uyandık. Etrafta kuş sesleri, gördüğünüz gibi yemyeşil bir ortamdayız ve rotamıza buradan başlayacağız. Bugün nerelere gideceğiz? Bugün ilk hedefimiz Sahil Bey Dağları'nın en yüksek zirvesi olan Tahtalı Dağı aşacağız. Orada Çukur Yayla'yı göreceğiz. Oradan Üçoluk üzerinden Altınyaka'dan Alakır Vadisi'ne ineceğiz ki Alakır Doğu Likya'nın tek nehri yani. Daha sonra İdebesos Antik Kenti ile yağmur yağmazsa kamp yaparak günü noktalayacağız. Hava çok güzel ama meteoroloji yağmur diyor. Gerçi dün de dedi ama yağmadı. O zaman bugün de yağmayacağına inanalım ve güzel bir kamp yapalım. Güzel bir gün geçirelim. Çünkü zaman zaman ne kadar açık olsa da bir yağmur geçişlerine denk gelebiliyoruz. Biraz zorlanabiliyoruz ama gün sonunda yine güneşli günler bizi bekliyor. Bu arada bulunduğumuz yerle ilgili bir bilgi daha vereyim ben. Burası daha önce Dünya Rally Şampiyonası'nın yapıldığı etaplardan bir tanesi. Arkamdan işte araçlar geliyordu. Burada bir sıçrama noktası var. Jump point dediğimiz bir yer. Burada araçlar zıplayarak gelip böyle sola devam edip gidiyorlardı ve seyirci çadırları da buraya kuruluyordu. Gerçekten o zaman keyifli günlerde Dünya Rally Şampiyonası'nı Antalya'da izliyorduk. Ama şimdi Marmaris'te yapılıyor biliyorsunuz son birkaç senedir. Yine bu güzel araçları da izleyebiliyoruz. Çok güzel bir ortamdayız. Burası dümdüz. Neden dümdüz burası? Yani böyle şey gibi bir tabağın içinde gibi hissettim kendimi. Burası bir ova. Hı hı. Yayla Ovası. Bunlar genellikle bir zamanlar göl olan yerler. Hı hı. Yani o buzul çağından sonra buzların böyle eriyerek böyle kendine yer açtığı ve göl yaptığı. Tabii milyonlarca yıl suyun baskısıyla dümdüz olmuştur. Yani dağ başlarında gördüğümüz bu tür düzlükler genel olarak jeolojik olarak eskiden bir göl olduğunu işaret edebilir. Ama Türkiye'de de birçok böyle yer bugün kurumuş vaziyette. Tabii dünyada bir kuraklık olduğu artık bilinen bir şey. Biz Türkiye'de de bunu biliyoruz. Hem suyun kullanımı hem de ısınmayla beraber göller yavaş yavaş kuruyor. Nitekim geçen programımızda gittiğimiz ve daha çok yakın bir zamana kadar hep göl olarak gördüğümüz Simandır'da bu sene ilk defa bahar ayında artık göl değildi mesela. Evet, şimdi yola çıkalım, aracımıza atlayalım, bu güzel rotayı hep birlikte izleyelim. Tahtalı Dağı'na çıkarken ufak bir mola verdik çünkü bu ağaç çok ilgimi çekti. Nedir bu ağaç? Bu bir çınar ağacı. Oriental Plane denilen. Ama çok yaşlı herhalde. Evet, yani ben tam yaşını bilmiyorum ama mesela muadili işte 600 yaşında 700 yaşında tabelası konmuş çınar ağaçlarından daha büyük. Yani belki 800-1000 yaşında, en az 800 yaşında olması lazım. Bu bir de tabii bu son yıllarda çok meşhur olan Likya yolunun tam üzerinde. Hı hı. Yani Likya yoluna yürüyenler de bu ağacı görüyorlar. Gerçekten hani 800 sene bile olsa düşün kaç jenerasyon insanın yaşadığını yaşamış, görmüş, geçirmiş. Yıldırımdan, şimşekten, insandan bütün doğal afetler ne varsa bugüne gelmiş ulu bir çınar. Gövdesi çok ilginç, böyle pul pul şey gibi, yılan derisi gibi duruyor. Gerçekten ve de öyle. Hani öyle bir gövde ki sanki insanlara, herkese böyle kucak açmış gibi bir yapısı var. Bunun üzerine sanki hani şuraya çıkayım, oturayım. İşte zaten salıncaklar kurmuşlar. Herkese ev sahipliği yapan bir ağaç bu. Dediğin gibi kaç jenerasyon görmüş geçirmiş. Evet. Vallahi enfes yani doğanın harikalarına akıl erdirmek imkansız diyeyim. Gördükçe insanlar büyüleniyor. Sedir ağaçlarının arasından geçtik. Çok güzel bir rota. Bayağı zirveye çıktık. Evet. Şimdi arkamızda Bey Dağları. Bey Dağları, evet. Nedir bunun bir hikayesi var mı? Var aslında. Böyle efsanelerle dolu buralar. Hı hı. Bey Dağları'nın efsanesi oldukça ilginç. Etkileyici, yani en azından beni etkiliyor. Şimdi biliyorsun buralarda eskiden ağalık var.
ve bir ağ var burada ve o ağanın çok güzel boğaları var, böyle binlerce. Ve onun bir yakışıklı çobanı var tabii. İşte bu çoban bu boğaları bu dağlarda gezdiriyor. Böyle bir gün deniz kenarına indiği zaman koydan bir tane deniz kızı çıkıyor ve ilk görüşte aşık oluyorlar. Fakat ne deniz kızı denizi bırakıp gelebiliyor ne çoban denize bu ağanın denize gidebiliyor aslında ama ne ağanın o sürüsünü bırakamıyor yani bir türlü. Gel zaman git zaman bunlar böyle buluş et ağlaş sezlaş. Artık boğalar bu duruma o kadar üzülüyorlar ki bir gün çoban bir dönüyor bakıyor böyle hepsi taş kesmiş ve çoban deniz kızıyla gidiyor. İşte efsaneye göre bu bey dağları o taş kesmiş boğalar. Aslında efsanede daha hakiki bir şey var. Biliyorsun bu dağların adı Toros dağları esas. Evet. Toros da boğa demek biliyorsun ki en doğu ucunda bin boğalarla biter. Bu boğa nereden geliyor? İşte bu Anadolu'da 8000 yıl süreyle neredeyse varlığını sürdürmüş ana tanrıçanın bir boğası var. O boğa her zaman kutsal olmuş. Yani binlerce yıl o ana tanrıçaya en makbul sunak bir boğa kesmek. Adını da bu Toros dağlarına vermiş. İşte biz aslında burada o taşlaşmış ve çobanı bekleyen boğaları görüyoruz. Bu tarihe bakınca yalnız ne kadar ilginç değil mi? Bu boğanın sembolik olarak yer alması, boğa güreşleri var, boğa tabii gücü sembolize ediyor. Deniz kızı mitolojide bir sürü yerde karşımıza çıkıyor. Burada da çobanla karşımıza çıkıyor deniz kızı. Şimdi boğanın tabii yani kült dışında bir de fiziki yani pratik bir yararı var. İşte insanlar biliyorsun neredeyse 100 bin sene mağarada avcı toplayıcı yaşadı. Hı hı hı. Sonra işte 8. binden itibaren tarıma geçtiler. Yani Nerotik dönem başladı. Hı hı hı. Tarım için ne lazım? Traktör lazım. O zamanın traktörü ne? Yok, boğa. Boğalar değil mi? Tabii. Yani o Neolitik çağların binlerce yıl traktörü olduğu için, ağır eşya taşındığı için çok kutsal bir hayvan olarak görülmüş. Yani hem kült, dini olarak hem de pratik olarak faydalı bir arkadaşımız. Burç olarak da güçlü bir burç. Burç olarak da çok güçlü burç. Gerçi ben değilim ama sen boğasın galiba. Yok değilim ama ben de peki. Boynuzlu burçlardan koç. Şimdi buradan kampa gidiyoruz. Evet. Tabii gidelim. Kampımızı güzel kuralım. Tabii ama ateş kampa başına kadar daha yolumuz var. Evet çok güzel yerlerden yolda yemek yiyeceğiz. Alakır Vadisi'ne ineceğiz. Hani kamp için Bey Dağları'nın en güney batı kısmına doğru devam edeceğiz. Gideceğiz. Evet. Tabii biz güzel bir rotaya geçeceğiz ama beni kamp çok fazla heyecanlandırıyor onu söyleyeyim. İnşallah o hani o betonlardan, binalardan kurtulmuş olacağız. Evet. Böyle orman kıyısında güzel bir yerde bir kamp atacağız. Evet inşallah. Yağmur yağmazsa yapacağız. Hadi vakit kaybetmeyelim o zaman. Gidelim. Son ışıklarıyla İdebessos antik kentine geldik. Buradan sonra artık kampımıza gideceğiz. Burası yalnız bayağı büyük gözüküyor. Evet evet bayağı büyük bir kent. Tiyatrosu var, meclis binası var, akropolü var. Her yer mezarlık gördüğün gibi. Bu Likyalılara özgü bir şey. Hı hı. Şehirlerin merkezine mezarları yaparlar ve mezarlarla süslerler. Yani bu Yunan dünyasında bizim görmeyeceğimiz bir şey. Lahit diyorlar değil mi bunlara? Lahit. Eski adı sarkofag, yani et yiyici. Et yiyici. Evet. Tabii o ölen şeyleri, bedenleri koyuyorlar yok ettiği oraya. İçin. Sonra bir zaman sonra bak bir daha gömmek için açıyorlar. Aa yok. İlginç bir isim olmuş. Burası tiyatronun merkezindeyiz herhalde. Evet evet burası tam şehir merkezi. Arkadaki surlar, duvarlar akropolün. Burada küçük bir tiyatrosu var. Tabii hiç kazısı yapılmamış bir yer. Hı hı. Ama böyle küçük, kompakt, sevimli bir şehir. Küçük hamamı var. Kaç yıllık burası? Aşağı yukarı burası 2500-2400 yıllık. Burada gördüğümüz eserlerin çoğu aşağı yukarı milattan sonra 1-2. yüzyıla ait ama ismi İdebessos, 2S'li. Bunlar eski Luvi isimleri. Yani ta Tunç çağına kadar giden isimler. Kent burada herhalde bayağı eski bir zamandır var. Neyse kendimi genç hissettim bu tarihleri duyunca. Tabii canım bizim daha 2000 seneye ooo çok var. Daha çok var değil mi?
günün son ışıklarıyla kamp yerimize geldik. Evet, gerçekten güzel bir yer, düz bir alan. Peki hemen bir soru sorayım. Kamp kurmak için neye dikkat etmek lazım? Öyle her yere kamp atılır mı? Atılmaz. En önemli kural su yataklarını kontrol etmek lazım. Hı hı. Biliyorsun Kaz Dağları'nda öyle kayıp oldu. Yani bilinen ki en büyük şey öyle olur. Mesela şu arkamdaki yarık yağmurlu bir havada buraya su taşıyabilir. Sen de çadırını buraya kurarsın. Gecenin üçünde altında sularla uyanırsın. Dere kenarlarıysa, yani bir nehir kenarında kuruyorsan, hı hı, orada yağmur yağmaması da bir şey ifade etmez. 100 kilometre geride başka bir yerde yağmur yağar onun kaynağında ve gece sel olur oradan gelir. Yani, taşma riski var. Evet, yani yağmur varsa bu tür yerlerde böyle suyun akabileceği yerlerden uzak duracaksın. Uzak duracağız. Hava fırtınalıysa bu büyük ağaçların altından uzak durmak lazım. Çünkü o fırtınada o dallar kopup çadırın üstüne inebilir. Yıldırım düşebilir. Yıldırım düşebilir. Ama dal kopması çok olan bir şey rüzgarlı havalarda. Hı hı. Ama biz şimdi biraz artık Haziran sonlarına doğru, Temmuz'dayız neredeyse. Öyle olağanüstü bir hava beklemiyoruz. Zaten biz burada daha önce de çok kamp kurduk. Tabii bir de en önemli şey doğada her zaman ayak izinden başka iz bırakma, hatıralardan başka bir şey götürme. Yani senin burada kamp yaptığını yarın toplanınca kimse anlamasın. Evet, biz o zaman bu düzlüğe çadırlarımızı atacağız. Evet. Bütün hazırlıklarımızı burada yapacağız. Ateşimizi de yakarız. Ondan sonra akşam yıldızların altında, evet, keyfimize bakarız. Akşam sohbetiyle günü noktalayacağız. Evet, bu bölümün sonuna geldik ama Sağlam Rotalar önümüzdeki haftalarda da devam ediyor. Farklı güzellikleri, farklı doğal ve tarihi güzellikleri Sağlam Rotalar'da hep birlikte izleyeceğiz. Biz şimdi kamp hazırlıklarına başlıyoruz.